Tabi aslında her dersin başında iki ders arası yaşanan bir takım olaylar oluyor. Onlara gönderme yapmak gibi bir ihtiyacı oluyor insanların. Aslında o tür göndermeler yapmak da doğrusu zihnen beni yoruyor esasında. Ama ille de bir şey demek gerekiyor. Sosyal medya diye bir illet var. İllet bu yani. Ona kendini kaptırdın mı başka bir bela bulmana ihtiyaç yok yani. Günlerini alıyor senin yani. O kadar meşgul ediyor. İnternetten söz etmiyorum. İnternet büyük bir nimet. Ama bu sosyal medya kısmı bir bela. Rahat bırakmıyorlar sizi yani. Böyle meşgul ediyorlar. Sağdan soldan bir sürü hakaretler, bir sürü sataşmalar. Ha birine cevap ver, ha öbürüne cevap ver derken sizi asıl işinizden ediyorlar maalesef. Biz de bunlarla ilgilenmeyelim diyoruz ama sosyal medyadan bakmadığım, cevap vermediğim bazı şeyler adam telefonla arayıp bir daha söylüyor. Yani telefonu bu defa bu işlerde kullanıyorlar. Bunlardan da çok rahatsızlık duyduğumu ifade etmek isterim. Bir kısmını engelliyorum. Siz de engelliyorsunuzdur yani, değil mi? Engellenecek adamlar var yani. Engellemen gerekiyor adamı çünkü çok lüzumsuz, çok rahatsız edici şeyler yazıyorlar. Engelleyince de bu defa onu da polemik konusu yapıyor. Niye engelledin? Niye engellemeyeyim? Niye yani? Engellenmesi gereken insan olma. Bir insanı huzursuz etmenin bir alemi yok. Şimdi dün müydü, evvelsi gün mü? Mustafa Hoca'nın bir konferansı vardı şeyde. Şimdi onu yazmışlar. Hadi arkadaşlar göreve. Neymiş görev? Engelleyelim şeyi, konferansı engelleyelim. Sosyal medya üzerinden örgütleniyor. Büyük cihat. Yani büyük cihat, mücahit. Neymiş böyle sahte hesaplarla mailler atıyorlar. Bir maili 100 taneye çıkartabiliyorum. Teknolojik işler kolay yani. Bir mail 1000 maile dönüşebiliyor bir anda. Muhatap da zannediyor ki memleket kırılıyor. Herkes bizi aradı filan diye böyle acayip bir korkak ve işte böyle sinik bir topluluk meydana getirmek üzere yani Allah'ın kitabının konuşulmasına insanlar engel olmak istiyorlar. Onun için çaba sarf ediyorlar. Bunu niye yapıyorlar diye çok sormuyorum kendimi. Görevi o adamın. Yani adamın başka bir derdi yok ki. Görevi o. Görevini yapıyor. Onu görev edinmiş. Allah öyle bir görev vermemiş ona yani. O kendisi böyle bir rolü tercih etmiş. Hakikatin karşısına dikilmek istiyor. Başka bir derdi yok. Onun için bu engelleyelim. Tamam engelledi. Ne oldu? O salonda konuşmadı. Öbür salonda konuştu. Ne oldu yani? Ne oldu? Eline ne geçti yani? Hani biri susunca sen konuşmuş mu oluyorsun? Yiğitsen sen sözünü söyle. Varsa sözünü söyle. Değil mi? Sözün karşılığı sözdür. Sözün karşılığı şiddet değildir. Sözü mahkum etmek değildir. Varsa sözün, sözünü söyle. Yani değil mi? Söz güçlüdür. Sözün gücü anlamlıdır. Kalabalığın gücü değil. Veya gücün sözü değil yani. Yani asıl itibar edilmesi gereken sözü yükseltmektir. Sesi yükseltmek değil. Çok fazla sesi yükseltmek aslında bir acziyetin ifadesidir. Aslında o bir korkaklık göstergesidir. Sesini yükseltmeyi değil, sözünü yükseltmeyi insanın kendisine ilke edinmesi lazım. Değil mi? Kalabalıkların gücünden değil, gücün kalabalıklığından değil,
gücün sözünden değil, kalabalıkların sözünden değil, sözün gücünden istifade etmek lazım. Ondan yana tavır koymak lazım. Niye bu ayrımı yapıyoruz? Bu ayrımdaki bizi ulaştıran nokta, sözün gücü eğer bizim itibar noktamız ise, en güzel söz, en güçlü söz, en güçlünün sözüdür. O da Allah-u Teala'nın kelamıdır. Kur'an'dır yani. Slogan olsun diye söylemiyorum. Bakın, ayet var bununla ilgili. Allah-u Teala buyuruyor ki, ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın kelimesidir en yüce olan. Yüce olan Allah'tır. Yüksek olan, yüce olan kelimeler de ona ait olanlardır. Tevbe suresi 40. ayet işte. Ama gelin görün ki gerçekten böyle anlaşılmaz bir şey var. İnsanların bir şey, ne diyeyim, bir hareket duyarlılığı var. Belli isimleri duyunca ne dediğine bakmadan hemen antipatik bir şey var. Tepki var. Bazen Allah-u Teala bu dinini o tür insanların buna benzer tavırlarıyla da ortada duran bazı insanları bu davaya kazandırmayı da yaratıyor yani. Şunu 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 sakın dinlemeyin diye büyük bir reklam yapınca mutedil insanlar da ne varmış bu adamda şunu bir dinleyelim. Allah Allah diyor ve benim çok güçlü dostluklarım böyle sözlerden etkilenerek bize ulaşan kardeşlerimizden oluştu. Gerçekten. Yani nedir kardeşim? Ne var? Adam işte konuşuyor. Sözü bastırmak acziyetin ifadesidir. Aciz. Başka bir şey elinden gelmiyor. Söze sözle mukabelede bulunamıyor. Kaba kuvveti tercih ediyor. Bugün diyelim kaba kuvvet senin elinde. Yarın başkasının eline geçer. O zaman sana yapılmasını istemediğin şeyi şimdi de sen başkasına yapmayacaksın. Madem güçle yürüyor bu, madem güçlünün dediği oluyor, o zaman dün başkaları güçlüyken sana yaptıklarını niye eleştiriyorsun? Niye Mekke'deki müşriklerin müminlere karşı zorbalığına dil uzatıyorsun o zaman? O zaman da o güçlüydü. O güçlüydü, hakikati bastırmaya çalışıyordu. Şimdi diyelim ki sen güçlüsün. Zaten güçlü falan değiller de yani. Ne gücü yani? Öyle bir şey yok. Sadece gürültüleri var yani. Gücü mücü falan öyle bir şey yok. Olsa bile bunu bir baskı unsuru olarak kullanmaması lazım bir adamın. Ahlak hakikatten yana olmayı gerektirir. Hakikatten yanaysanız güçlüsünüz. Kalabalıktan yanaysanız güçlü olmuyorsunuz. Dünya üzerinde şimdi 7,5 milyar insan var. Bunun en iyi oranla 1,5 milyarı Müslüman. Geri kalan 6 milyarı Müslüman değil. Kalabalık o taraftır diye hakikat odur mu diyeceğiz? O 6 milyar ekonomik anlamda Müslümanlardan kat be kat güçlü. Siyaseten de güçlüler. Ekonomik olarak güçlüler. Nüfuz olarak güçlüler. Coğrafya yayılımı olarak güçlüler. Şimdi onlar daha güçlü diye hakikat onlardır mı diyeceğiz yani? Biz Kur'an'ın Müslümanıyız ve Kur'an'dan şunu öğrendik. Çoğunluk hakikatin ölçüsü olamaz. Yok kardeşim. Çok olmak için de çok fazla çaba sarf etmeyin. Bu sünnetullah'a aykırı. Öyle bir şey olmayacak zaten. Çoğu insanların çoğu yani %51'i en az %51'i mümin olmayacak diyor. Kur'an'ın sözüdür bu. Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi müminin.
İnsanların çoğu sen ne kadar üzerine düşsen de mümin olmayacak. Bitti. Hatta oradan baktığınız zaman %49'dur en çok Müslüman oranı. Maksimum %49'dur. O maksimum %49'un da %51'i müşriktir diyor Allah-u Teala. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Bu inananların da çoğu Allah'a müşrik olarak inanırlar. Müşrik yani. Buyur. Ne yaptı? 100 üzerinden düşünün. En iyi ihtimal %24'ü tutturabilirsin. Maksimum başarı budur. İşte filancalar kalabalık olsun. Olsun önemli değil. Bütün peygamberler kalabalıklara karşı mücadele etmişlerdir. Bu sünnetullah böyledir arkadaş. Hatta Hazreti İbrahim'in tek başına ümmet olarak tanıtıldığını biz biliyoruz Kur'an'da. Nahl suresi 120. ayet. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim tek başına bir ümmetti diyor. Niye öyle diyor? Bir insan tek başına da kalsa hakikatin temsilcisi olur. Bunun kalabalıklarla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bir yöneticinin de filanca kalabalıklar öyle istiyor diye o kalabalık olmayanların hakkını görmezlikten gelme hakkı yoktur. İyi yönetici bir kişinin bile olsun hakkını koruyabilendir. Yani çoğunluğun dediğini yapmak demek, azınlığı görmemek demek değildir. Hakikat ehli olan insanlar bir kişinin bile olsun hakkını savunabilenlerdir. Yönetici herkesin yöneticisidir. Bir kişinin değil, bir grubun değil. Benim de bir iki konferansımı iptal etmişlerdi. Hadi şimdi yerini söylemeyelim. Bilen bilir zaten. Benden konferans istemişlerdi. Yerini söylemiyorum. 8 tane konferans istediler benden. Ben de ta Samsun'dan kalkıp o konferansları yapabileyim diye bir gün önceden İstanbul'a geliyordum. Sizi şerefimle temin ediyorum. Onlardan bir tek bilet parası dahi almadım. Almadım. Allah rızası için geldim. 6 tane program yaptık. 7.'yi yapacağız. Diyelim ki yarın. Bugün geldim. Bir telefon. Hocam, program iptal edildi. Niye? Salon müsait değil. Yalan. Salon müsait değil. Ne yalan konuşmaya gerek yok ki. Ne? Sebebini söyle kardeşim. Çok ironik bir laf vardır. Yukarısı öyle istiyor. Ya ne kadar yukarısı bu? Neresi yani? Yukarı neresi yani? Neyi kastediyorsun? Kim bu yukarısı? Bunun kim olduğunu bulamıyorsun. Böyle hayali bir söz. Yukarısı. Ben de dedim ki en yukarıya şikayet ediyorum. En yukarıya. Ondan daha yukarı yok kesin. Allah'a şikayet ediyorum. Allah'ından bul. Bulacak. Ya mutlaka yani. Er ya da geç. Bence uykuları kaçmıştır kimse. Rüyaları bozulmuştur onun kesin. Çaktırmıyorlardır bakma ama. Kesin öyledir yani. Biz ne dedik ya? Allah'ın kitabını söyledik. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O program iptal edildi. Ertesi gün bir büyük televizyondan çağırdılar beni. Hocam bu akşam programa çıkmanız lazım. İşte aman başka bir randevunuz olmasın biz programa çıkalım. O programa çıktık. O programla bizi milyonlarca insan izledi. Onların iptal ettiğinde gelecek sayı 500 civarı adamdı. 500'ü iptal ettiler, 5 milyona seslenmiş olduk. Öyleyse fe inne ma'al usri yusran
İnne me'al usri yusra. Her zorluğun yanında nice kolaylıklar vardır. Seyec'alullahu ba'de usrin yusra. Allah her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacaktır. Allah diyor bunu ya. Benim sözüm değil ki. Seyec'alullahu ba'de usrin yusra. Her bir zorluktan sonra Allah bir kolaylık yaratacaktır. Allah'a iman böyle bir şeydir. Onun için ne olursa olsun bizim kardeşlerimizin, hani biz onlar diye de kategoride bulunmak istemiyorum. O da canımı sıkıyor benim. Ben Müslümanım diyen herkesi kardeş bilirim. Ama bunlar kardeşçe davranmıyorlar. Gerçekten bir acayip bir bakış var. Çok keskin bir kategoriler, gruplar oluştu. Biz ve onlar gibi. Hayır, ben Müslümanım diyen herkesi Müslüman bilmeye devam edeceğiz biz. Biz, bize karşı farklı tavır içerisine girenlere onların yaptığı gibi yapmayacağız. O zaman onlardan farkımız kalmıyor. En aykırı sözü bile söyleyecekse varsın söylesin kardeşim. Söyle. Yiğit mümin söze dair her şeyi dinler ama en güzeline tabi olur. Kur'an öyle söylüyor. Zümer suresinde Allah yiğit kullarımı müjdele ki onlar her sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar diyor. Febeşşir ibadi ellezine yestemi'unel kavle feyettebi'un ehsenehu. Her sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. En güzeli hangisidir? En güzel söz, en güzelin sözüdür. O da Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın sesini kısmaya çalışmak kimin yolunu yürümektir? Kimin yolundan gitmektir? Fussilet suresinin 26. ayetini açın okuyun. Kafirler Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı anlatmasından rahatsız oldukları için derlermiş ki kendi kendilerine, kendi gruplarına, ve kâle ellezîne keferû, kafirler derlermiş ki la tesme'û lihâzel Kur'ani, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Vel gav fîhî, gürültü yapın. Gürültü yapın. Lealleküm talibûn, belki Kur'an'ın sesini bastırırsınız. Şimdi bu kimin davranışı? Kafir davranışı. Bir Müslüman sadece düşüncesini değil, eylemini de Kur'an'a arz etmelidir. Bir şey yapacağız. Bu Kur'an'dan olur alıyor mu diye acaba diye sorması lazım bir adamın. Ya da böyle bir şey yapacağız. Bu kimin davranışına benziyor? Bir şey, kafir davranışı işte bu. Ayetin numarasını söylüyorum. Yorum yapmıyorum. Fussilet suresi 26. ayet. Hatta Hac suresinin 72. ayeti var. Hac suresinin. Orada da diyor ki Allahu Teala, yani bir müminin böyle bir şeye benzetilmesini de yüreğim burkarak söylüyorum yani. Keşke böyle olmasa kardeşlerimiz ama maalesef öyle görüntü veriliyor. Bakın diyor ki Rabbimiz, ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin. Kafirlere diyor, kafirlere. Apaçık ayetlerimiz aktarıldığında veya ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara aktarıldığında ta'rifu fî vücûhillezîne keferû, kafirlerin yüzlerinde görürsün, belirir, anlarsın. Neyi? El münkere, çirkinlik. Adamın yüzü gerilir, kaşı çatar. Yani bir anormal bir görüntüye dönüşür. Niye? Kur'an'ı duyduğu için. Kur'an'ı duyunca bir şey oluyor ona yani. O kadar ki yekâdûne yestûne billezîne yetlûne aleyhim âyâtina, kendilerine bizim ayetlerimiz aktarıldığında bu ayetleri onlara aktaranların neredeyse suratına dalacaklar diyor. Kime benziyor şimdi bu? Kimin hareketine benziyor bu? Kur'an'ın sesini yükseltmek isteyenlere duyulan öfke, han işte bak, bak, yorum yapmıyorum. Hac suresi 72. ayet, gidin okuyun.
Buna benziyor. Böyle bir görüntü var. Ayet duyunca bir şey oluyor bunlara ya. İnsan Allah'ın kitabından, Allah'ın ayetinden rahatsız olur mu? Buna Müslüman denir mi ya? Davranışının kime benzediğine bir adamın karar vermesi lazım. Bir Müslüman duruşu böyle duyarlı bir görüntüyü gerektiriyor. Daha bir sürü ayetler var onunla alakalı. Hepsini okumak ve dersimizin asıl konusunu buharlaştırmak da istemiyorum. Müddessir suresinin son grubu ayetini okuyun. Bakın vahiyden kim kaçıyormuş? Vahiyden yüz çevirip kaçanları Allah neye benzetiyormuş? Müddessir suresinin 49, 50, 51. ayetlerini okuyun. Allah aşkınıza okuyun ya. Bakın vahiyden kim korkuyormuş? Kim kaçıyor vahiyden? Evet. Yetmiyor adama Allah'ın kitabı. Bu kitabı okuyorsun ona yetmiyor. Allah-u Teala diyor ki yetmiyor mu bu kitap? O diyor ki yetmiyor. Allah-u Teala diyor ki kitabı tamamladım bak dini tamamladım ha bu kitap dini tamamladım ben diyor. El yevme ekmeltü leküm. Ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti. Size dininizi tamamladım. Size olan nimetimi tamamladım diyor. Maide suresi 3. ayette adam diyor ki eksik. Buyur. Bunda her şey var mı? Ya diyor ki Allah-u Teala مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Adam diyor ki her şey var mı bunda? Bak bak şuna bak ya. Allah-u Teala diyor ki وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ. Allah size açık açık ayrıntılı olarak her şeyi açıkladı. Adam diyor ki bunda yok. Ya kimle kavga ediyor bu adam ya? Allah'la kavga ettiğinin farkında değil ya. Tibyanen likülli şeyin. Bu kitap her şeyin beyanıdır. Her şeyin açıklamasıdır diyor. Bu kitap Maide suresinin 89. ayeti. Adam yok. Bütün çaba ne biliyor musun? O var mı, bu var mı, onda şu var mı, o ne var mı onları soruyor. O var mı bu? Ben de birine dedim ki bu senin kafana göre bunda hiçbir şey yok. Aslında böyle bir kitap da yok. Yok o sen o kadar sayıyorsun ki. Ya arkadaş diyelim ki ya gittin doktora mesela. Doktor sana dedi ki kardeşim ciltle ilgili bir sorunum var. Sen her gün duş alman lazım. Mesela böyle dedi sana. Sen doktora soruyor musun ki? Kim soruyor yani? Tamam sen duş almaktan söz ediyorsun ama doktorum bu şimdi parmağın arasına da girecek mi su? Saçların arkasını nasıl yapacağım? Kaç defa su gelecek? Su mu dokunacak? Yoksa ovuşturacak mıyım? Soruyor musun böyle ya? Bu su göl suyu mu olsun, akarsu mu olsun, banyo mu olsun, sauna mı olsun? Soruyor musun yani doktora? Adam sana duş alacaksın dedi mi? Tamam doktorum deyip çıkıyorsun. Başka bir detay soruyor musun? Sormuyorsun. Burada diyor ki olmaz. O var mı? Bu rükû var mı? Var. Secde var mı? O da var. Teşehhüd var mı? O da var. Kıyam var mı? O da var. İftitah tekbiri var mı? O da var. Var. Kur'an'da bunların hepsi var. Sübhane Rabbiyel Azim var mı? Var. Sübhane Rabbiyel Ala var mı? Var. Sübhaneke duası var mı? Var. 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 Hepsi var. Yani peygamberimiz başka bir yerden mi çıkardı namazı? Bundan anladığını yaşadı işte ya. O var mı, bu var mı? O demek istiyor ki o yok, bu yok, şu yok, hiçbir şey yok. Peki biz ne okuyoruz? Nedir yani bu okuduğumuz ne o zaman? 6236 ayet ne bu yani? Bir hayalden mi söz ediyoruz kardeşim? Yapmayın gözünü seveyim ya. Şimdi bunu böyle söyleyince diyor ki, ah bak, bak peygamberin sünnetini inkar ediyor. Ya peygamberin sünneti dediğin ne senin biliyor musun? Peygamberin sünneti demek, peygamber vahiyden başka bir şey üretti demek değil. Ya peygamberin sünneti demek, Hazreti Peygamber bu kitaptaki Allah'ın emrini uygulamaya koyması demektir ya.
Peygamberin sünneti bu demektir. Allah'ın yap dediğini onun da yapmasıdır. Bir eylemin yapılmasının emredilmesi hükmüdür. Onun uygulaması onun sünnetidir yani. Namaz kılmak Allah'ın emridir. Namaz kılmak fiil olarak peygamberimizin sünnetidir işte. Yani Kur'an başka, peygamber başka değil. Yok öyle bir şey ya. Yani bizim Kur'an dediğimiz her yerde otomatik olarak peygamber var ya. Nedir yani bu insanları böyle hedef göstermek yani. Hedef gösteriyor.